Ben bir teşekkür edeyim Aysel Nazım'a. Çok sağ olsun orada benim adımı geçirmiş. Teşekkür ediyorum Aysel'cim. Sağ ol. Çok onur olduk, mutlu olduk. Ödüller insanları her zaman için motive eden şeylerdir. Çok teşekkür ediyoruz. Daha nice ödüllere inşallah. Hep birlikte. İnşallah. Sizin de teveccühlerinizle efendim diyelim. Şimdi magazin turundaki konularımızdan dikkati çeken, önümüzdeki hafta artık sezonu açacak dizilerden biri, merakla beklenen Yalı Çapkını dizisi olacak. İlk fragman yayınlandı. Sizler de nasıl bulduğunuzla ilgili biz bir paylaşım yaptık Söylemezsem Olmaz Official Instagram adresimizden. Yorumlarınızla bizlere katılın. Ne diyorsunuz? Beğendiniz mi? Böyle bir ilgi çekiyor mu? Merak uyandırıyor mu fragman? Ben hiç beğenmedim ya. Vallahi hiç beğenmedim. Yani bir değişik bir şey yapmaya çalışmışlar falan ama hani birbirimizi boğuyoruz. Biz o yüzden ayrılalım, ayrıldık. Herkes kendi yoluna. Onu anlatıyorlar güya ama yani Ben de tam tersi. Ne? Onları ayırdılar olarak aldım burada ve çok beğendim. Yurt dışındaki film fragmanları gibi olmuş. Bir kere zaten bu çekimler çok meşakkatlidir bu arada. Çok zordur. Ve ikisinin oradaki o duyguları, o ayrılırken birbirinden koparken ki o yaşadıkları ve yaşattıkları izleyiciye duygu çok güzel ya, bence. Ya seyirci yani zorluyor bu sezon, bak zor. Şunu anlıyorum bu fragmandan. Anlat. Bu sezon ayrı göreceğiz biz bu İşte ikili. Zorluyor ama zorluyorsun yapımcı, zorlama bak baştan uyarıyorum seni. Bugün ayın kaçı? 6 Eylül. Bak uyarıyorum seni yapımcı. Onları ayırarak çok yanlış yapıyorsun. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun ilişkisi sayesinde bu dizi izleniyor. Bunu anlaman lazım. Bunu lütfen yapımcı kafana sok. Lütfen anla bunu. Buradan sana milyonlar adına, milyonlarca hayranları adına da söylüyorum. Bir gazeteci olarak da bunu gör. Ama sen göremiyorsun, o ayrı. 150 ülkeye satıldı bunların aşkı sayesinde. Bunları kopararak, ayırarak, araya başkalarını sokarak, başka sevgililer sokarak filan. Ne yapacaksın? Aa, göreceğiz. Bilal abi aşk kavuşamamaktır. O zaman geçer duygu izleyiciye. Burada hep merak uyandıracaklar. Ha kavuştular, zaman, ha kavuşacaklar izletir zaten. O zaman Leyla ile Mecnun'u çek. Yapınca. Ya, ben şu an hayretlerle Bilal Beyciğim'i dinliyorum. Çünkü gerçekten siz bu diziye... yani yorumlarınızla da ya çok emek verdiniz. Evet. Çok emek verdiniz. Estağfurullah. Evet. Tabii ki şimdi doğal olarak ben de artık bu dizinin sona yaklaştığını düşünüyorum. Ben de bunu söyleyeyim. Görülen köy kulağımız ister mi? 2023-24 sezonu reytingleri bu dizinin yapımcı kaç? 2'ye düşürdün reytingleri ya. 15 reyting alan diziyi totalde 2'lere düşürdün. Acaba senaryo mu yapımcı mı? Yapımcı yönlendiriyor. Senaryoyu da. Senaryo. Maalesef senaryo. Senarist değişti zaten. Hayatım yapımcı her şeyin üzerinde oturuyor reji koltuğunda sahneleri bile seyrediyor. Fotoğrafları videoları var. Yani sahneleri yani bu kadar işin içinde. Sizce bir dizide senaryo mu tutar yoksa oyuncu mu tutar? İkisi beraber. Ya aslında ikisinin meçi çok önemli. Tabii ki senaryo çok önemli ama o senaryoyu da hayata geçirecek oyuncunun oyunculuğu önemli. Bazen çok iyi senaryo oluyor, çok kötü bir oyunculukla harcanıyor. Yani her şeyin denk gelmesi lazım. Şuradan örnek vereceğim. Mesela Kızılcık Şerbeti'nde her bir dizi karakterini heyecanla izliyoruz. Hmm. Normalde hani buradaki Afra ile Mert'in arasındaki o aşkı izlemek istiyorlar ya herkes illa onları göreceğiz, illa onları göreceğiz diye. Kızılcık Şerbeti'nde öyle bir gidişat tutturuldu ki herkesin ayrı ayrı bir hikayesi olduğu için de şimdi karşı karşıya gelecekler ya Yalı Çapkını ile Kızılcık Şerbeti. Evet. Kan kaybetmesinin en büyük sebebi zaten Kızılcık Şerbeti'nin başarısı. Kızılcık Şerbeti'ne yol verdi yapımcının bu takıntısı, senaryoyla oynaması. Kızılcık Şerbeti gerisindeydi bu dizinin ilk dönemde. Hem de bayağı fark atıyordu. Ama Kızılcık Şerbeti ondan sonra şahlandı. Bu geriye senaryo kötüleşince şahlandı ve hakkıyla öne geçti. Şimdi Kızılcık Şerbeti'nin fragmanı bir yayınlanacak. Ben çıkmadan bile çok etkileyici, çok vurucu bir fragmanın geleceğini düşünüyorum. Bence de bu fragman olmamış. Ya olur mu ya? Yani böyle şey şimdi olur mu yani? Biz çok geleneksel bir senaryo ve bir dizi izledik. Yani bizim izlediğimiz geleneksel senaryoya uymayan bir fragman. Yani evet. Çok Avrupa'yı, çok klip gibi. Doğru. Yani bir klip havasında güzel. Olmuş. Güzel. Beğenmekte haklısın bence de Didem. Çok Avrupa'yı dediğin evet. gibi Avrupa Pınar. Avrupa'yı. Ama başka bizimkiler böyle... Avrupa'da gösterin, Avrupa'da gösterin bu diziyi. Kaos. Avrupa'daysa, Avrupa'ysa Avrupa'da gösterin. Yani... Burası Türkiye arkadaşlar ya. Evet. Türkiye. İnsanlar yakın temas ister. Yani yan yana, el ele, kol kola, ne bileyim ben omuz omuza.
Göstereceğiniz, çekeceğiniz o kadar çok tanıtım var yani ki. Yani İnci Tanelerim'de pavyon dansıyla koca fragmanı geçirdiler. Avrupa mı? Herkes konuştu da bu fragmanı niye konuşulmuyor? Bence çok güzel yapmışlar. Ben çok beğendim. Bence çok senaryonun o şeyine uymuyor ya. Yani şimdi hikaye çok geleneksel bir hikaye ya. Gaziantep'li bir aile falan filan. Öyle, Gaziantep'te yani... Denizli mi var? Denizli şey ya yapımcı. Ne yapıyorsun sen ya? Sanat yapmışlar, sanat. Sanat var burada. Yani anladığımız şu bu fragmandan, bu seyferciler şimdiden karalar bağlayabilir. Evet. Ayrı olacaklarını göreceğiz ama muhtemelen... Araya başkaları girecek. Başkaları tabii. Girecek ama şöyle yapacaklar, pişman olacaklar yine başkalarından. Muhtemelen yine ikisini birleştirme... Yine birbirlerine dönme çabaları. Şimdi hikaye değişti ama 2 yıl sonra diye anlatacak evet. Hande. Ve saçlar kısaldı. Kısal, hikaye evet. Araya başkaları girecek. Anladın mı? Hikaye sonra çok ne olacak? Peki ikisi nasıl birleşecek? Birleşmeyecek. Birleşmeyecekse hepten bu sezon son. Yalı çapta. Sezon falan değil. Aynen öyle. Kasım Aralık. Gider bence. Yeni yılı görmez. Ocağı göremez. Bence peki. Öyle. Hemen Afra Saraçoğlu ile ilgili de böyle o kısa saçlarıyla çok tatlı bir dansını izledik. O da dün bir anda bir girdim Instagram'a. Anam kaydırıyorum her yer Afra Saraçoğlu'nun o dansı. Burada ekranlarınızda izlerseniz. Bu sandık kokusundaki Mina değil mi? Evet. Evet. Orada oyuncu. İkisi böyle eğlenceli bir dans yaptı. Yalnız nasıl yakışmış değil mi? Ben çok beğendim o saçlarını, küs saçlarını. Tam yaşına uygun fresh olmuş. Çok tatlı olmuş. Bu dansın adı Apple Dance. Bu salgın halde. Instagram'da bunu pek çok kişi yapıyor. Afra'ya da çok yakışmış. Bilal Bey'cim bunu yakışmış. Biz de yapmalıyız seninle. Özellikle seninle yapmalıyız. Ben sizi hayal edemiyorum. Beraber yapmalıyız bunu. Benim eller havaya kalkar ama sonra... Ben size öğretirim. Bir 5-10 dakika sonra biz bunu denemeliyiz. Aynen. Reklamlı bir yapın da paylaşalım gerçekten. Peki Ebru Yaşar diyelim bir rekora imza atıyor. Bu sezon gerçekten yaptığı işlerle rekorlara imza atmaya başladı. Bir izleyelim sonrasında bir konuşalım. 122 bin katılımla. Maşallah. Hatırlar mısınız? Gülhane Parkı'nda sevgili Ferdi Tayfur'un 200 bin kişilik bir katılımı vardı. Kırılamadı o rekor. Rekordur ama şu anda günümüzde de güncel sanatçılar arasında böylesine bir kalabalığı toplayan bir kadın Ebru Yaşar. Tebrikler. Tebrikler tabii ki. Tebrik ederiz. Evet, bu yaza Gülhane, damgasını vuran sanatçılarımızdan bir tanesi. Gülhane konserleri efsaneydi. İbrahim Tatlıses de öyle. 200 bin yaklaşık. Müslüm Gürses. Müslüm Gürses, Barış Manço, Edip Akbayram, o zamanlar Cem Karaca. Gülhane konserleri müthişti. Dediğin gibi çok yüz binlerce insan gelirdi, izlerdi. Bravo Ebru Yaşar'a ya. Alişan da yine 110 bine yakın izleyici topladı Alişan da. Alişan da çok güzel götürüyor mesela. Çok sevilen sanatçılar bir de her kuşağa inebiliyorlar farkındaysanız evet, artık. Evet, yani evet. Günceli de yakalayabiliyorlar. Günceli de yakalayabiliyorlar. Evet. Bu yüzden başarılılar evet. Zaten. Her yaştan dinleyicisi var. Bir de bütün şarkılarını ezbere biliyoruz. Bir avaz söyleyebiliyoruz. Konserin evet. En güzel yanı da bu. Tabii tabii. Deşarj olmak. Ve sahnesi dolu dolu arkasında dansçıları değil mi? Yani saz heyetinde paraya kıymıyor. Yani başkası gibi 8 tane sazla değil 20 tane sazla gerekirse. Şimdi Bilal Beyciğim bu evet. Sahnenin hacmiyle de alakalıdır. Yani alakalıdır. Bu kadar büyük bir sahneyi de zaten doldurabilmek için o kadar büyük bir alana hitap edebilmek için ona göre de müzik yapman lazım. Doğru bunun için de tabii ki orkestran. Daha farklı olacak dansçılar. Yani çok büyük bir sahne bu. Ama Bülent Ersoy'un rekorunu kimse kıramaz. Bülent Ersoy'la Paris'e gitmiştik arkadaşlar. Orada bir konser vermişti. 50 tane saz arkasında. 50 of. Tane. O meşhur müzikolü'de Paris'te. 50 tane saz neresiydi arkasında. Neresiydi orası? Opera diyeceğim ama değil. Ajda Pekkan da orada konser verdi. Çok 1998. 50 tane saz düşünebiliyor musun? Yani uçağın yarısı saz gidiyorsun buradan. Yani bir senfonik bir şey yaptı o zaman orada. Muhteşem ya ve 3 saatten fazla sahnede kaldı. Evet. Evet. Saz çok önemli çok tabii. Çok önemli tabii ki. Tabii. Yani bir sanatçının Olimpiya. Umurudur. Olimpiya. 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 Evet. Süper. Evet.
Peki, Yıldız Tilbe'nin dansını ne diyorsunuz? Bir konserden diğer bir konsere geçelim. Yine meşhur Yıldız Tilbe dansıyla izleyenlerini coşturmuş Yıldız Tilbe. Hem bir yandan izleyelim. Şimdi, bu nasıl bir dans ya? Şimdi bakın, şöyle bir dansı ben sahneye çıkıp yapsam derler ki ya sen ne içtin, neyin kafasını yaşıyorsun? Hayırdır, bu ne rezalet, bu ne saygısızlık derler. Ama bunu Yıldız Tilbe yapınca böyle bir kredisi var izleyicisinde. Yani o ne yaparsa yapsın, hoş karşılanan, sınırsız beğenilen. Çıldırabiliyor ya. Evet yani ve konserlerinin de dolup taştığı bir sanatçımız. Ya şimdi ben ne diyeyim? Şimdi şöyle bir şey, ona yakışıyor. Ama ben yapsam bana yakışmaz. O arabesk şarkılarını da böyle söylüyor biliyor musun? Yalnız bir şey tespit etmek istiyorum. Bu Yıldız'ın bu son zamanlardaki aşırı rahatlığı biraz sanki şarkılarını yorumlarken böyle kayla almıyor veya biraz böyle kötü geliyor bana. Yani eskisi gibi şarkılarını o can alıcı şekilde yorumlayabildiğini düşünmüyorum artık ya. O biraz benim dikkatimi çekti bu konserinde özellikle. Hani böyle hani aman lanet işte gelsin hani şarkıyı da söylüyorum der gibi söyleyen bir havası var. Sahnelerini biraz mecbur etmiş gibi yapmaya başladı. Yapmaya evet, başladı. Ben de o ruhu alamıyorum. En son sahnesine gittiğimde öyle mesela keyif almadım ben Yıldız'ın sahnesinden. Yani biraz o benim dikkatimi çekti bırakıyor açıkçası. Bırakıyor izleyiciye oturuyor kafasına göre takılıyor vokalisti söylüyor. Bu kadar da değil yani. Ben seni dinlemeye geldim sana para ödedim yani. Doymuşluk mu? Evet. Bıkmışlık. Öyle mi? Evet. Bıkmaz ya bıkmaz ya. Ya bilmiyorum yani şimdi ben evet rahatlık olabilir biz onu böyle kabul ettik ama evet. Bunun da bir dozajı var yani. Çok da böyle adam sende ama söylesem de olur. Söyle dalga geçer gibi evet. Şarkıları söylemeye başladı. O hoş değil. Yani şarkı söylemek gerçekten ciddi bir şeydir. Ciddiyet tabii. isteyen bir şeydir. Yani üçüncü şarkıdan halaya girdi. Ne oluyor dedim yani senin slowların, repertuarın. Aynen. Can öyle istedi girdi halaya. İşte o. Diğer bilmiyorum. Bekir yoluna diye. Daha yeni geldik biz bir dakika hani eğlence daha sonra başlasın. Yani öyle giriş, yani. Gelişme ve sonuç. Evet. O yüzden eski o yani Yıldız Tilbe olunca bu kavramların seninle. Hepsi kalkabiliyor şimdi yani. Şimdi biz burada anlatıyoruz ama Yıldız hiçbirini bunun almaz üzerine. Hiçbirini. O bildiğini aynen devam eder. Devam etsin. Biz onu böyle de seviyoruz. Kabul evet. ettik artık. Yapacak bir şey yok. Miss Turkey'nin bu seneki adayları belli oldu. Dün yine önümüze bir sürü birbirinden güzel kız geldi. Gelin hep birlikte şimdi o kızları yorumlayalım. Önce biz seçelim. Bir, iki, üçümüzü belirleyelim. Nasıl buldunuz bu seneki adayları? Şu an ilk defa görüyorum. Şöyle dört dört görelim ekranda ve sağ baştan bir böyle bakalım. Pınar Eriç'e var mı şöyle şu kız çok hoşmuş dediğin, bak bu kız derece alır dediğin. Ay hepsi birbirinden güzel tabii ki de. Yani bir kere pırıl pırıl gençlerimiz onlar bizim. Lakin şimdiki nesile baktığım zaman bakıyorum. Bir soldaki kız olabilir belki. Hande sana yakın olan az önce. Ben orada bir tane bakır renkli gördüm kendime yakın. O olabilir. Ya sosyal medyadaki yorumlara baktığımız zaman da çok fazla aslında genç kızlar nasıl eleştirmişsiniz, nasıl kıymışsınız o genç kızların geleceğiyle ilgili olarak o psikolojilerini bozmak için evet, mi yapıyorsunuz? Çok ağır hakaretler bu kadar hakaretler yok işte Ezel'in kör annesi Melia mı seçti bunları? Aa. Bu kızlar güzelse bunlar seçilmişse bir de seçilmeyenleri i̇şte. Bir düşünün. Ben bu yüzden açık konuşmak gerekirse güzellik yarışmalarına son derece karşı olan bir insanım. Çünkü insanların güzelliklerinin yarıştırılmaması gerektiğini düşünüyorum bir kadın olarak. Herkesin kendine göre güzel yanları, yönleri vardır. Hani bu daha güzel, bu değil, ay bu kötü diyemiyorum hiçbir kadın için. Birinin yüzü güzeldir, birinin fiziği güzeldir. Çok o yüzden güvendiğim, hiç hoşlanmıyorum güzellik yarışmalarına. Çok güvendiğim bir haber kaynağımdan bir mesaj. Jüride birisi var, Sabit isminde, saç tasarımcısı. TikTok'ta fenomen. Şimdi Sabit de, Akkaya. Yani şimdi de bu jüride, bu yarışmanın jürisinde ve sponsor da galiba. Evet. Adam ne sarışın olmuş? Sevmiyor, adaylara bakıyorsunuz sarışın yok. Müşterilerinde sarışın olanları evet. hep kumrala çevirdiği için de Allah. Trend olmuştu. Hakikaten Allah. Yok sarışın kız sarışın mesela. Bir tane ama bu da bir doğru değil yok. Yani. Kızları zorla kendin bak, istemiyorsun diye. Yok. Yani illa olur iki üç tane sarışın. Niye sarışın müdahale ediyorsun sarışın derken ya? Mesela ya benim işte gibi var, sarışın. Bir tane var. Ha, evet var. Gibi, acaba dedim hayır, ki o sarışın değil. Şöyle doğal kız estetiksiz ya da saçlarını boyamamış hani tamamen
henüz işlem görmemiş birilerini mi aday acaba gösterdin, ama boyalı olanlar da böyle aralarda böyle ışıltı attırmış olanlar da var. Vallahi, değişik bir yaklaşım şu an. Bilal abi seni söyledi. Ve bu doğrudur, inanıyorum ve şunu da söyleyeyim. Bu yarışmada daha önce estetikli olan Şevval Şahin, estetikle kendini değiştiren, estetikli estetiksiz fotoğrafları yan yana geldiği zaman, getirildiği zaman alakası yoktu. 2018 yılında kraliçe seçilmişti. Estetikli olmak sırada ve jüride de, jüri başkanı da bir estetik uzmanıydı. Estetik şeyi sahibiydi, kliniği sahibiydi. Hmm. Dolayısıyla bu kuaförün de burada... Ama muhteşem bir vücudu var ya. Muhteşem ya, bir vücudu vücut yarışması var değil sadece. Ama bu vücut süren, yarışması biraz. Yüz ve bilgi birikim, kültür, tabii, genel kültür. Tabii kesinlikle. Eskiden de onlar. Donanım. Eski güzellik yarışmalarında zaten öyleydi. Zaten Şevval Şahin'de son derece kültürlü değil mi? Ya Bilal onun abi? İçinde zaten hiçbir şey olamıyorlar. Son zamanlarda duyuyor musunuz? Bir tane güzellik yarışmasından çıkan birisi başrol olmuş sinemada, dizide bir yol almış. Evet, eskiden daha ekranda, çok daha. Ekranda tabii. Ana haber koltuğuna oturmuş falan. Var mı böyle bir şey? Genel kültür soruları sorarlardı. Tabii eski canım. Güzellik yarışmalarında falan. Tabii ki. Onlar kalktı hepsi, değil mi? Hepsi mesela üniversite mezunuydu. Muhakkak o, bir kariyer sahibiydi. Yani... Sen niye katılmıyorsun hayatım? Oraları boş bırakıyorsun. Ben mi? Evet sen. Onun güzelliği tescilli yahu. Benim güzel şey, benim zaten iyi yani. Bir şeyim yok yani. Öyle bir i̇ddiam derdim yok. İddiam. Öyle bir iddialıyım. Ne demek iddiam yok? Sen tabii ki de var. İddialıyım dedi. Katılabilir. Çok durdurun yarışmayı. Durdurun yarışmayı. Geliyor. Bugün ayrı bir güzel değil mi ama? Evet evet. Bugün çok şey, güzel olmuş. Yıldızlardan geldim. Bugün bir hokus pokus günüm. Bakar çok mısın? Çok güzel bak küteler. Geyşe geyşe. Geyşe bu arada final 11 Eylül Çarşamba gecesi. Türkiye güzeli seçilecek. Eylül.